Lakırtı programının ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde konuklarım daha önceki programda da olan Atahan Çakır, Sezer Kakız ve ekstradan bir arkadaşımız daha olacak. Sürpriz, onun ismini vermeyeceğim. Bunların ayrı bir özelliği var. Bugün konuk olan arkadaşlarım benim daha önce çekmiş olduğum kısa filmde oynadılar. Alkın filminin oyuncuları. Şimdi sırayla onları davet edeceğim. İlk önce her zaman olduğu gibi Sezer Kakız. Alkışlarla. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun birader? İyi. Olur mu? Geç onları. İkinci konuğum, sürpriz konuğum Ayşenur İdris. Her kısa film baş... Oğlum gelsene. Makyaj mı yapıyorsun? Gelsene. Geliyorum. gel. Baştan olsun. Hoş geldin olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi son olarak konuğum, çok sevdiğim arkadaşım Atahan Çakır. Gelebilirsin kardeşim. Alkışlar. Merhabalar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Merhabalar. Hadi buradan günler gidelim. Aynen. İşte beraberiz. Şimdi Sezer ve Atahan'ı önceki programdan zaten tanıyoruz. Biz seni de tanıyoruz ama sen yine de kendini bize bir tanıt. Tabii. Ayşenur İdris. İletişim Fakültesi öğrencisiyim. Olsun. Selma'nın çektiği Alkın filminde oynadım. Zaten burada olma amacımız bu. Hı-hı. Onun haricinde birkaç kısa filmde daha oynadım. Konya'nın rol müdürü. Abi de spiker çıkıyorum. Tamam o zaman. Bir de mağazaya görüşürüz. Reklam. Aynen. Oldu bir mağazaya. Aa, yok mu? Evet. Görüş geçmememiz lazım. Alkış. Tamam gidebilirsin. Bitti mi? Yok yok. Şimdi o zaman filmle ilgili konuşacağız. Benim muhteşem filmimle. Herkesin merak ettiği. Yalnız bir şey eksik abi, bilgisayarı getirmedik. Olsun, arada getiririz artık. Olur. İlk olarak filmin, biz biliyoruz da, biraz hikayesine değinelim diyorum ben. Benim açımdan. Ben biraz konuşmuş olacağım ama. Şimdi bu filmin hikayesi, ilk önce hatırlarsan geçen sene biz bir karakter bulmaya çalışıyorduk. Evet, ikimiz. Aynen. Senaryo derslerimiz vardı. Aynen. O karakterlerde işte ben de böyle okula gidiyorum. Servise başım dayamışım, böyle insanın mal anı olur. Camım şey kafam cama dayalı böyle. Mal mal bakarken dedim ki ben bir işte hastalıklı birini yapayım falan filan. Hatta sana gelmiştim, anlatmıştım. Sonra bunun üzerinden bir hikaye yazdık. Sonra senaryoyu yazdık. Senaryodan sonra çok şey attık. Sonra dedim ki işte bunun filmi çekilsin falan filan. Kim oynar? İşte Atahan oynar. Hatta daha doğrusu ilk başlarda ya bir Sezer oynayacaktı. Düşüncemiz evet. O şekildeydi. Evet. Yani çünkü Sezer sarı sarıman olduğu için onun oynamasını evet. İstiyordum. Kıvanç Tatlıtuğ 10 yıl sonra olacak kendisi. Evet. Belki de 10 yıl bile değil. Sonra, Atan normalde filme geldiğinde işte kamera arkasında teknik ekipte olmak için aslında gelecekti evet. Borsaya. Evet. Ama bir anda işler değişti, oyuncu karmaşası oldu falan. Atan'a dedim ki bu role sen de çalış, bunda sen oyna. En güzeli Ayşenur'un ki. Evet. Şimdi ben o zaman bir kişiyle aslında demiştim olur mu olmaz mı falan. O kişi o tarihlerde çekemeyeceğini söyledi bana. Ayşenur'u aradım. Ayşenur çaresizlikten dedim. Çaresizlikten beni aramış. Aynen. Hiç akla gelen asla olmadım. Ayşenur dedim böyle böyle bir film var oynar mısın? O da dedi hacı oynarım. Dedim ki bayağı şey bir rolde oynayacağım. Herhalde haberim vardı tam hatırlamıyorum. Öbür kızın ne oldu mu dedin galiba öyle bir şey. Hmm. Ben de biraz fazla açık sözlüyüm. Yani hacı dedim o olmadı sen olman lazım. Ama sağ olsun beni kırmadı geldi. Allah razı olsun. Ya zaten bizim hepimizde şey var hani. Kim oynat ama herkesin aklına Ayşenur geliyor aynen. Niyeyse. Şimdi. Yapıyoruz mu bunu? Sen canın nasıl isterse. Soru. Al. Aga bunu soru yapalım kurguya. Tamam. Bu soru işareti olsun. Tamam soru. Şimdi. Aga saçma da olabilir bak. Koca program. Şöyle yapalım. Ya aga bu ne ya? Bunu yapmayın. Ya. O zaman masadan kaldır. Bu dekorun amacını açıklar mısın? Acı masa boş durmasın diye millet kupalarını falan koyuyor. Bizim boş mu kaz? At ya şunu. Oğlum zaten şununla kazandığın madalyayı anlat ilk önce programı. Kupa getirelim. Varsa ona anlat. Amacı ne bunu? Kupa getirelim istiyorsan. Kupa mı? Hı hı. İçmek için mi? Evet. Yok yok. Aa evet su. Ya masaya su koymamışsın. Oğlum geçen şeyden çok zemindik de bu sefer olmadı. Neyse ya sorulara geçiyorum. Kimseye top atmayacağım. İlk olarak şimdi Sezer Kakız senle başlamak istiyorum. Başlayalım. Bu rol sana geldiğinde ne hissettin?
Ünlü dümeni var ya. Evdeydim. Aga zaten seninle konuşmuştuk galiba değil mi okulda? Evet. Dönemin başında falan. Böyle böyle bir şey yapacağız sen. Makarayla bana dedi ki. Vatan dinliyorsan anlatıyorum. Böyle bir şey anlatıyorum Ömer'e bakıyorum. Onda bir mesajlaşma yaşadık makara. Aga işte bana dedi ki böyle böyle bir şey yapacağız falan. Belki oynarız falan dedi. Ben de dedim tabii ki kabul ederim. Çok sevinirim falan. Aga öyle oldu işte çektik. Güzel oldu. Ya ben niye mesela o oynadığın rolü sana getirdim? Bak öncelikle sana şunu söyleyeyim. Evet. Gereksiz bir yakışıklılığı var. Hayır o öyle değil. Ama rol tam burada, Sezen. Burada çünkü neden? Aga roldeki kişilik, tavırlar, o... Arabanın önündeki duruş. He? Hapşu! 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 He? O fotoğrafı buraya... Kapı açma sahnesi. Koyabilir miyiz acaba? Şurada... Şuraya koyayım. Nereyse artık... Söyleyelim Ömer'e de koysun. Ve filmdeki ben şöyle bir kısa bir şey söylemek istiyorum. Filmde Hüsrev rolündeydi. Evet. Sezer. Yazıyor şurada rollerini. Evet, roller burada yazacak. Ayşenur da Tutu rolündeydi. Sen Tutu'nun aşık olduğu kişiye... Pardon yanlış oldu. Ben Tutu'ya aşıkmışım ama Tutu başkasına aşık. Evet ama o sertliğin ben de Tutu'yu böyle bir etkileme durumun var ama güçlü senin. Ve... Ya düştüm kaçtım. Hacı bak mesela karakterleri herkes anlatabilir galiba. Galiba değil oğlum ben biliyorum zaten. Hüsrev zengin bir ailenin oğlu. Güçlü yani... her şeyi elde edebileceğini düşünüyor değil mi? Aynen işte. Biraz. Ama para aşkı yeter mi dostum? 70 yetmez. Işte. Oğlum götürdü. Zor da. Olsun. Kaç yıl? Yeter. Neyse. Ama ya şaka makar işte öyle oldu. Ama o, bak Hüsrev rolü tam sendin. Tabii. Yani çok eski olarak... yıllarda yaşasam belki Hüsrev olabilirdin sen. Evet. Gerçekten. O köyde yaşasa Hüsrev olabilir. Ya da mesela organize işleri 2'de oynasan Sarı Soruhan olurdu. Kesinlikle. Bak buyurun. Ayşenur sen de devam edin. Seni aradığımda ne hissettin? Heyecanlandın mı? Hayır. Ne? Baktım. Arıyor gene dedim. Alo efendim Selman'cığım dedim. Ondan sonra aklıma ilk gelen şey tabii ki de zaten sana da sordum. İlk kime teklif ettin rolü? Çünkü hemen böyle duruşu olmadı da sen gel. Ama yani yine de kabul ettim. Güzel de oldu. Atan sen. Ya ben... Biraz seninki de çok ani oldu aslında. Çok spontane oldu. Aynen. Ben biraz heyecanlandım çünkü kendimi çok iddialı görmüyorum mesela. Sezer kardeşimiz kendini bu konuda Atan çok neden iddialı görüyor. Ben öyle bir şey dedim mi hiçbir zaman? Ama şimdi demek konuşmama izin verirse evet. Konuşacağım. Çünkü ben arkadaşımızın sesini kesmedim. Ama şu an Fuat Erdem'i bulsam pardon spontane. Hadi oynayalım. Ondan sonra kendimi çok iddialı görmediğim için ve kamera arkasına ilgim olduğu için bayağı bir heyecanlandım. Sonra işte kendimi böyle biraz da ufak çaplı arkadaş arasında da gördüğünüz gibi biraz taklit yeteneğim var benim de. Oradan kıvırırım gibi bir ümidim oldu ama yani izleyenler olursa İnşallah kıvırmışımdır yani. İnşallah. Elimden gelen en iyisini bence yapmaya çalıştım. Hepimiz yaptık ya. Oldu hakikaten. Ya. Hani İnşallah. Sadece oyuncu olarak değil ne kadar uğraştığımızı siz daha çok iyi biliyorsunuz. Yani günlerimizi harcadık. Özellikle hani... İki gece durmadan çalıştık yani. Ya hani iki günde çektik belki ama bayağı bir hazırlandık iyi bir şey çıksın diye. İyi bir şey çıkmadı ama. Hayırlısı olsun yani. Bana göre ya. Ya bana göre demeyeyim de aslında iyi de. Zaman geçtikçe insan daha iyisini istiyor. Tabii, belki ondandır yani. Tabii ki. Ama asla... Bir de ilk kişim böyle bir gerçek. Aynen öyle. Asla unutamayacağım bir şey benim için. Aynen, benim İnşallah sizin için de öyle olur. İnşallah. Çalışmalar sırasında böyle olumsuz bir düşüncen olur. Yani ya bu olmayacak. Bu film Gannis. Dedin mi? Yani film değil de şimdi şöyle bir şey oldu. Bilindiği üzere... Şiveli bir rol olduğu zaman ünlü oyuncuların bile hani bayağı bir süre bir eğitimi oluyor, çalışmaları oluyor. Biz direkt önümüze senaryo tak hadi bu şiveyi yapacaksın. Bir de hiç sevmediğim bir şive o. Ya dedim yok ağzıma oturmayacak bu şive. Abla şivesini güzel yapıyordu. Evet. Şive konusunda bir miktar olumsuzdum. Onun haricinde çok olumsuz baktığım bir şey olmadı ya. Güzeldi ama bence. Çok Allah keyifli bir şey olacak yani, dedim yani. Bir buçuk ay oraya buraya şurada burada buluştuk, çalıştık. Yani özellikle mesela şimdi sen Ankara'daydın o sıra. Senin olmadığın yerlerde işte senin yerine Sezer oynadı falan filan. Şey diyaloglar birbirini tamamlasın falan diye mesela. Çocuk oyuncumuz var Eda. Eda'yı sonradan bulduk. Eda'nın olmadığı yerleri bile Sezer oynadı. Oynar mısın bize? Nasıl?
Çalışmalar sırasında olumsuz bir düşünceye sahip oldum. İlla ki oluyor. Çünkü biz başından beri seninle beraberdik yazın. İlk başta hiçbir şey rayında gitmiyordu. Evet. Zorluklar işte yardım konusu oldu, yer konusu oldu. Çok sıkıntı çektik. Ama son bir hafta olacağını hissetmiştim ya. Yani. Hani artık bir... tamam olacak. Biz çok kararlıydık ama hani imkanlar kısıtlıydı. Hı-hı. Ama gayet güzel bir şey oldu bence. Harbiden hani siz hepiniz biliyorsunuz çok aşırı zorlandık. Aynen. Sponsor bulmakta ki bulamadık işte. Tabii destek olan çok kişi oldu. Bunlar yüzüne bile çıkmak istemedi bu kişiler ama hani hiç beni yazma falan dediler ama benim çok banko ya bu kurum veya işte bu firma falan filan bana sponsor olup dediğimde yani beklentimizi karşılayacak şeyler çok basitken ve bu adamlar için çerezken o şeyler olma işte şöyle böyle işte biz şunun için bununla görüşürüz. Ya geçin bu ayakları ya. Sizin kimlere nasıl paralar verdiğinizi hepimiz biliyoruz. Hakikaten öyle. Neredeyiz? Buraya kimin... bir gerilim koyalım. Ya hakikaten öyle. Sen de biliyorsun abi. Sen de biliyorsun bunların kim olduğunu. Sen de biliyordur. Hepimiz biliyoruz yani. Çok hani gidiyorsun görüşmeye falan filan. İşte olur mu? Tamam biz size döneceğiz. Bak o biz size döneceğiz nasıl bir şey biliyor musun? Çaresiz insan için şey. Ulan belki dönerler. Bunu artık herkes bilen sen biz size döneceğiz deniyorsun bu dönülmeyecek gibi ama o çaresizliğe düştüğün zaman diyorsun ki ulan belki dönerler ve o kadar bu işin kurnazı olmuşlar ki yani belki biz de gün gelince işte belli bir şirketin basın yayın işte şeyinde çalışacağız artık neyi deniliyoruz ama ya bu adamlar seni o kadar güzel kandırabiliyorlar ki o kadar güzel duygularını etkileyebiliyor ki adam seni. Senaryo diyor harika çekilebilir miyim olmasın ki diyor. Diyorsun nasıl diyor. Ben diyor sana mesela pazartesi sabahı döneceğim. Pazartesi sabahı 7'de 8'de kalkıyorum ki adam ararsa telefonu banko açayım diye. Aramıyor arıyorsun diyor. Görüşemedik. Ya nasıl görüşemedin ya. Hepsi dümen ha yemin ediyorum bak hepsi dümen. Şimdi buradan isimlerini vermek istemiyorum. Birazcık daha izlensek o isimleri veririm de neyse artık. Şimdi... Hazır çalışmalar sırasında demişken, şimdi çalışmalardan görüntüleri izleyelim. Aynen izleyelim. Nereden izledin? İzledik ya değil mi? Tamam kesebilirsin burada. Tamam, biraz buraya şey koyacağız. Izleyeyim. Lapsi bizim görüntü gidecek. Lapsi... Kandırıverdi. Geleceğim dedi gelmedi. Durum. Telaş telaş. Yanlış. Bir daha lütfen. Artık sabrım kalmadı kız. Yollayacağım bizimkileri. İstesinler seni bu benden. Hep yollayacaksın, hep yollayacaksın. Bu sefer... Sen ben... He orası nokta. Bir esmer ayın. İstesinler seni bu benden. Hep yollayacaksın, hep yollayacaksın. Niye Ayşenur? Neden gülüyorsun? I am sorry. Bak hem romantik hem şiveli olmak çok zor. Hep yollayacaksın, hep yollayacaksın. Sen benimle oyun oynuyorsun galiba. Bu sefer söz veriyorum kız. Alacağım seni tutum. Dillere destan ve düğün yapıvereceğim sana. Herkesler bizim büyük aşkımızı konuşacaklar. Ben kalkıp gideceğim. Evet, kalkar mısın? Lap s***. Tutum, neredesin kız? Saklandın mı? Tutum, neredesin kız? İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim. Yıkılmadı ayakta. Laps. Vallahi bir buçuk ay boyunca çok uğraştık ama uğraştığınıza da değdi. Vallahi her şey çok güzeldi. Hatta kıyafetli bir son prova yapmıştık falan. Giyinmişlerdi falan bayağı güzeldi. Allah bir daha o günlerde çektiğim zorlukları yaşatmasın bana. Amin. Şimdi senaryoda beğenmediğin bir yer var mıydı? Hı. Yani şurası çok saçma ya. Çok sıradan değil. Vardı sanki ama şu anda bekleyin bir dakika hatırlayacağım. Filmi hatırlamıyorum ki. Ay, nasıl geçtiyse komple hafızadan silmişim bittikten sonra. Sonu biraz değişik, absürt geldi. Sıradan. Klişe gibi geldi. Aynen. Onu daha önce de söyleyen hocalarımız falan oldu. Ne yazık ki. Sim? Benim saçma ya da sıradan bulduğum değil de mesela ben şey olsun isterdim. Hüsrev'i canlandırdığım için değil. Gerçekten Hüsrev'e ne oldu onu bir görmek isterdim. Hı-hı. Ben bana da ne oldu görmek isterdim. Yani... Aa evet.
Hüsrev'i merak etmiştim ne olduğunu. Görmek isterdim onu. Çöplerin odasında falan. Sen? Mesela? Yani ben hiçbir saçma yer bulmadım. Gayet güzel bir senaryoydu aslında. Aslında. Ama biraz... Alışılmış mı? Yani alışılmış değildi de aslında. İlk işimiz olduğu için... yani öncesinde bir işimiz daha olsaydı çok daha kaliteli bir şekilde çekerdik bu filmi diye düşünüyorum ben. Senaryo sağlamdı yani. Kötü bir senaryomuz yoktu bence. Yani aslında bence de senaryo çok sağlamdı. Neden? Çok sahne attık biliyoruz. Aslında çok daha iyi bitirici sahneler vardı. Ama süremiz kısıtlıydı. Süremiz kısıtlıydı. İşte yapabileceğimiz şey kısıtlıydı. Mesela ilk senaryoda hatırlarsanız havluyu mavluyu söküp atma bir sahnesi vardı. Güzel mesela o ben mesela yazarken demiştim ya bu bitirir. Çoğu izleyeni bitirir. Ama çekemedik. Olsun. Olsun. Ne yapalım yani? Aynen. Bu kadar çıktı elimizden. En azından yaptık bir şeyler. Ama güzel uğraştık. Hangi havlu söküp atma? İşte o kadar uzaksın ki yani. Çıkarıldı o senaryo sonradan da. Şey o sahne. Çıkardığın için bilmiyorum. Acı, ya, özet geç bana. Önder'in, Önder şu an aramızda yok. O da başrollerimiz. Olmasın zaten burada Önder'in. Tamam bir daha hiçbir filmde oynayamayacağım. Çünkü o oynayacak. Senin çocukluk halinin bir sahnesi vardı mesela. Benim? Senin çocuk halini oynayacak bir oyuncu da vardı. Ve şu... Benim de biriyle bir galiba ya Tutun'un ya da... Hüsrev'in mi babasıyla? Yok hayır. Bir konuşma sahne var. Senin mesela aynen. Mesela işte Ayşenur'un dizideki diyorum filmdeki babası rolünde oynayacak bir adam vardı. O adam nerede? Yok. Evet. Senin onunla kahve sahnen vardı. Evet kahve sahnen o, vardı. Olayın çoğunluğunu bitirici bir sahneydi mesela. Evet. En bitirici sahneleri işte ya bana aslında bu film şunu öğretti. Çekemeyeceğin şeyi yazmayacak kardeşim. Evet. Vallahi bak hakikaten öyle yani. Ondan sonra daha farklı sahneler vardı mesela senin çocukluğunu oynayacak bir işte küçük bir çocuk daha bulup oynatabilirdik o gelecekti Önder'e işte kaçtı Tutu ablam kaçtı falan filan ama çekemeyince ya ne oluyor onu atıyorsun buradan bağlıyorsun bu sefer içine sinmiyor bir de diğer karşılaştığımız bazı olumsuzluklar işte bazı nedenlerden dolayı çekimlere geç başlamamız gibi ve işte ne bileyim bir sahne için bir oyuncunun 1,5 saat makyaj yapması çok büyük sıkıntı. Tabii ki. Yani köyde bir de köyde maskara yapıyor karşılarına. Ruj var falan böyle kırmızı ruj falan. Kirpiklerle kirpiklere yapılıyor değil mi? Arkadaş bana diyor ki eyeliner çekiyor falan. Evet ama şimdi arkadaş bana diyor ki yok sen köylüsün sıfır makyaj yap. Ama haberi yok ki aslında o dizilerde, filmlerde sıfır makyaj diye gördüğümüz kızların yüzünde bir kalıp makyaj var. Şimdi rimel sürmesem gözlerim küçük duracak. İşte pudra fondöten sürmesem cildim parlayacak. Sadece pudra sürüp... Olmayacak. Bak bu çocuklar makyaj olarak ne yaptılar? Sana bir buçuk saat bekliyorum. Yüzümüzü yıkadık çok... bırak. Hayır yüzümü yıkadık. Adam bıyık bıraktı sakalını kesti ya. Düşün yani. Olsun aga ben senin için yapardım. Aga bir de bir şey söyleyeceğim. Şu an aklıma geldi. Sizin şu muhteşem bir ikinizin fotoğraf karesi var. Evet. Koğuş ağası ve yan peki. Evet. Sanatsal fotoğraf. Onu da buraya koyalım mı şuralara üstlere bir yere. Tamamdır o da. Onu da koysunlar. Tamam. Çok çok tatlı bir fotoğraf. Bir de o fotoğrafta kim koğuş ağası kim yan peş? Benim o fotoğrafım, benim o fotoğrafım tam olarak niye 1,5 saat makyaj yaptığımın kanıtı. Doğru. Doğru mu? Ya ruj ve rimel sanki biraz abartıydı. Hani yani, kapatıcı falan tamam. Ruj sürdün mü ya? Sürmedim. Bilmiyorum da yani mesela ben birine izledim bana iki şey dedi. Köylülerde ne zaman da makyaj vardı? Ben de dedim doğru. Evet. Ya bu filmi çektik unutmam ama şu filmdeki şu şeyi asla unutmam dediğiniz bir şey var mı? Var. Söyle bakalım. Kuş sahnem. Asla unutmadım yani o burnuma bile geliyor. Şimdi elimizde keklik tutacağız. Allah'tan ki insafına geldi kekliği kafese koyduk. Ona rağmen kucağımda keklik kafeste keklikle duruyorum. Önder Bey bekliyorum. Elime sıcak bir şey geliyor. Olamaz yani. Çünkü kafes var elim içinde. Kafesin içinde. Baktım bok. Keklik elime yapmış. Ve şalvarıma falan da akmıştı. Su yok yanımızda. Islak mendil yok. Çeşme yok. İğrenç de. Onu en son kuru peçeteyle çiteliyordum ya. İğrenç kokuyordu. Bunu asla unutamadım. Ne zaman hatırlasam da o koku burnuma gelir yani. Senin aga? Benim komik bulduğum sahne... Sahne veya şey yani benim kamera arkasında olabilecek yani şeyler benim biraz acemiliğime de acemi olmama denk geldi. Ne?
Alkın'ın büyük hali İbo dayımız. Ona da buradan selamlarımızı iletelim diyeceğim de. İletemedik. Misafir. Kim gelecekti? Ben Faruk Kocabaş. Sen güzelsin de. Aslında da güzel. Ben güzel olduğumu biliyorum da farklı bir şey. Kucağınıza oturmuştum. Gerçekten yani böyle siz benim saçımı... Git ya. Benim komiğim... Atam bir dakika. Bir şey işte uğraşmıyorsan. Konuşurken yaslanıyor. Arkadaş şurada yan, mutluluğundan şurada dur bari ya. Bak çocukların tatlı tüy sesi çıkmadı. Aga bana böyle bakma ya. Güldürüyorsun. Bak bak hareketler hakikaten. Atan özür dilerim aga sen ne sert sert bakma. Hadi başla. Ben öyle bir şey yapmadım da. Hadi başlıyoruz. Kuruluyor mu boş boş esnaf? Hadi başlıyoruz. Benim komik bulduğum, unutamadığım bir sahnem var. Benim kendi sahnem. Alkın'ın büyüklüğünü oynayan İbrahim dayımız senin dayın. Evet dayım oynadı. Yani bizim de aynı zamanda dayımız oldu. Ona buradan çok selamlarımızı iletelim. Ben komşu Hasan'ı oynuyorum. Onun komşusunu oynuyorum. Ona bir yemek getirme sahnem var. Evet. ve Alkın bir Alkın yaşlılığı yani ileriki dönemlerinde böyle artık vücudu falan tutmuyor. Evet. Artık aksiyon bayağı falan. Karalar falan bağlıyor tutu gittiği için. Bak onunla ilgili bir şey söyleyeceğim sonra anlatsan. Devam et sen. Sen anlat anlat. Anlat anlat. Ondan sonra işte ben yemek götürüyorum. Sonra boş boş konuşuyorum kendi çapımda işte adı nedir ye. Yemeğini falan yiyebileceksen falan filan şive yapıyorum orada. Sonra ben yedirivereyim sana zor olacaksa diyorum. Sonra çatalı uzatırken orada çok slow motion bir şekilde elime vuruyor. Böyle orada çok şey oldu bana biraz. Çok amatör geldi. Orada çok komik bir sahne oldu. Sonraki benim isyanım falan da bayağı bir komikti. Hay Allah canını almasın seni ya. Kim temizleyecek şimdi buraları? Değmeye bakayım bana. Hatice! Koş kız! Yetiş! Dağıttı yine ortalığı bu. Şöyle bakayım sen neyce. O bahsettiği sahnede kötürmadan bağdaş kurarak oturuyor. Olur bu neden? Kötürmadan nasıl bağdaş kurabilir? Belki bağdaş kurarsa. Hayır ben şöyle otursam. Şu oturuş da olmaz ama. Öyle oturmuyordu. Böyle oturuyordu. Şöyle oturuyordu. Böyle oturuyordu. Camdan böyle bakıyordu. Bir sahnede şu şekilde oturuyor. Onu göster şurada. Nasıl lan oğlum ki? Zamanında o adamı sen bırakıp gitmesen öyle oturmazdı o adam. Onu seçtik. Belki de Hatçı oturmuştur hani. Ne var oğlum yapamazdın. Ayağını mı kıvırdı? O zaman Hatçı demişken bir replik alalım. Hatçı! Koş kız yetiş. Uysuzluğu tuttu gene bunun. Güzel. Ağzım çıktığı kadar bağır Jane. Ne işin? Onu sen gittiğiniz oynayacaksınız. O sahneyi oynayacaksın şimdi. Sezer senin unutamadığın bir anı. Benim unutamadığım bir anım şey araba sahnesi Ayşenur'la ikimizin. Emin misin şimdi, sahne olduğuna? Hayır hayır. Bence kekliği kafesten çıkarması. Hayır hayır o sahne tamam güzel bir sahneydi ama unutamadığım yani komik bulduğum şuydu. Akşamdı zaten ışık da sıkıntılıydı. Ayşenur'u arabaya bindireceğim kaçıracağız işte evden filan sonra filmin sonu. Ayşenur'u arabaya bindiriyorum ön kapıyı açıyorum içeri gireceğim sığmıyor bacaklar. Evet. Hatırladın mı? Sonra... Arabadan indik. İkinci tekrar Ayşenur'u geri oturttum. İçeri girdim. Bu sefer de anahtar çevirmeyle camı açtık filan. Evet. Üç kere dört kere araba sahnesi öyle komikti bana göre. Şu an komik oldu. Şu an komik oldu tam şu an. O da olsaydı nasıl gülerdim. Ben olmasa bilmez. Cem Yılmaz anlatsa gülerdim. Serdar Ablan'ın köyde bir tane sahnesi var. Kadının iki gün bizde geldi ya. Evet. Ne kadar acı. Kadına keşke demeseydik geldi. Bursa'da bir yerde çekerdik ona benzer bir sen. Evet. Ama kadın işini gücünü bıraktı geldi. Ne kadar seviliyormuşsun işte düşün. Ne yapalım bir de işte görüşmüyorlar. Dayım mayım görüşmüyor bende artık. Vallahi. Yok lan şaka yapayım. Ama öyle şey var adam sürekli arıyor. Şimdi. Oradaki vallahi de gerçek anladın değil mi? Abi ne yapayım ya masum. Şimdi size çekim aşamasında mesela memnun kaldığınız veya memnun olmadığınız herhangi bir olay oldu mu? Yani mesela hiç içinizden şunu dedim ya Selman. Ulan bizi getirdin buraya. Ya mutlaka olmuştur. olmuştur çünkü çok olumsuzlukla. Mesela kumanya hazırladım oraya gittim kumanya azdı. Kumanyayı bile ellerimle hazırladım. Evet beraber hazırladık. Evet beraber hazırladık ve orada açtığımızda nedense azalmıştı. Yedik çünkü. Yolda mı? Tabii. Yolda bir tanesini gömmüştük. Kimle?
Bir tane eksik de hatırlıyor musun Selma? Allah Allah. Tabii tabii. Hatırlamıyor musun? Benzinlikte durduk. Aga ben hatırlamadım. Ferhat abiyi bekliyorduk. Bir saat öncesini sonrasını. Mesela bir olay. Ferhat abi. Ferhat abimize selamlar. Ayıp değil mi lan Ferhat abinin makarasını çevirin? Ben önce şöyle bir bilgilendirme yapabilir miyim? Bunu kaldırsan. Ben şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yani bir şey söylemek istiyorum. Söyle, bir yanımızı paylaşmak istiyorum. Taşkent çok bulutlu 1 derece. Bugünkü kitap önerimizde Ivo Andrić'in Drina Köprüsü. Evet, hava durumunu da bu şekilde aktarmış olduk. Sırada günün kitap önerisi var. Bugünün kitap önerisi Maxim Gorki'nin Çocukluğum adlı kitabı. Gorki'nin Çocukluğum, Ekmeğimi Kazanırken ve Benim Üniversitelerimden Oluşan Üçlemesi. Sonraki çocuk. Aga düşünsene o çocuk mesela. Hadi vur lan abi kafama artık geçeyim falan. İzleyelim o sahneyi. Bence doğrusunu yaptı sarı kullanarak. Yani bir neden? Osmanlı tokadı atmadı. Şöyle bir şey yapacak. Yürü git. Hani yap. Hocam ya. Sonrasında bir de İngilizce bir küfür olduğu iddiası var. O küfürü yakalarsa ayrı bir olay tabii. Ha, sarı sarı da olabilirdi küfürü belki. Küfürü yakalarsa ayrı bir olay. İvo dayıyla Önder'i hakkında biraz az konuştuk. Heh, evet. Bak o ikisi çok büyük emek sarf etti. Yani onlar şimdi evet. Konuşalım. Prim. Primden ziyade şimdi oyuncu kadrosunda gerçekten bence vallahi dalga geçmiyorum. Bütün ekipte en iyi İvo dayıydı. Çok ciddi. En zor biz konuşarak bir şeyler yapmaya çalıştık. O sadece bakın. Bak cidden adam sadece bakarak ve mimikleriyle bir şey yapmaya evet. çalıştı. Çok zordu ki altından Önder de çok iyi derecede kalktı. Önder de bayağı. Ya şimdi aynen Önder de çok iyiydi. Önder oyunu niye alışık olduğu bir şey. Ya bak benim açımdan zor olan şeyleri söyleyeyim mi? Sizi ayarladım. Önder'i de ayarladım arkadaşım olarak. Ama mesela büyük yaş olarak büyük oyunculara gelince problem çekiyorsun işte. Evet. Kimi ayarlayabilirim ki? Dayım. Oynar mısın, oynamaz mısın falan filan. Bak şunu söylemem lazım. Dayıma dedim ki böyle böyle film muhabbeti var. Dayım dedi tamam işte film yaklaştı, zaman yaklaştı, 10 gün kaldı. Dayım dedi ki bana senaryoyu okuyayım. Diyaloğu yok ki adamın, neyini okuyacak? Bir attım. Diyor ki ben niye hiç konuşmam? En sonunda geleceğini biliyordum dedi adam. O bile dublaj. Ona da söyledim de dublaj değil dedim tabii ona da. Sesini değiştirdik. Dublajı da mezunsal elemanlardan birisi yaptı. Geleceğini biliyordum. Şuradan bir izleyelim. Filmin o güzel sahnelerini. Hatırlarsanız belki. Hem de daha sonrasında siz burada bize onları bir canlandırın be. Tamam. Tutu ve Alkın. Bak gel of. Bir şey söyleyeyim, şu cam gerçekten film çekilsin diye yapılmış. O kadar sanatsal durmuyor mu? Güzel duruyor. Bilerek mi bu evi seçtik oğlum? Evet. Evet. Evet, Sezer'in bir insana getirdiği hype olabilir işte. Yazık değil mi lan? Benim koşarken mutlu olmam lazım. Ya abi yazan var. Sensin, biz oynayınca mı sıkıntı oluyor? İyi dedim. Koy buraya alkış. Evet. O geliyor. Komşu Hasan geliyor. Şimdi bu sahneyi izledikten sonra bir canlandırma alacağız, tamam mı? Biri sabit dursun zaten. Sinan'ın bir şeyler hazırlayı vermiş. Sana da getirmelim dedim. Evet, gördüm. Sofralı. Ne yapıyorsun, nasılsın? Bugün daha iyi gördüm seni. Ben yedirmeliyim. Bak, dur sahneyi yine ona geçsin bak. Canım benimki de sor. Nasıl ince düşünce, görüyor musun? Çok. Dur oğlum. Önceki sahnede var mı o gibi? Var. Nasıl ince bir düşünce? Neden? Çünkü eleman gün günü bırakılıyor ve hep askıda. Bunları görmediler işte. Hay Allah canını almasın senin ya. Kim temizleyebilecek şimdi buraları? Değme bir bakayım bana. Hacı! Yetiş! Dağıttı yine ortalığı bu. Burayı yap. Alkın. Bizim hanım bir şeyle hazırlayıvermiş. Sana da getiriveren dedim. dönüyor fiyatlara bakıyorum ne geldi diye. Ben de dışarıda bir yere bakıyorsam. Oğlum dayım hep dışarı bakıyor o yüzden bakıyorum. Dönüm Safa'ya baktım. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyi gördüm bugün. İyi gördüm bugün seni. Ben yedirivereyim sana zorlu çeksi. Bu ne? Bak
Bak endama gel. Kuzeyden tekin oldu. Bak. Burada ne yapıyorsun oğlum? Şey yazık değil mi? Yakışıklılık şelalesi. Sihirbazsın aynı zamanda. Sebebi yok elinden. Ona baktı, bakışından etkilendi. Taşın yerinden oynattı. Bak. Güzel davranıyor. Geç bakalım. Aa, bunu kestiniz sanmıştım. Ses Türkiye'yi kapatmışlar. Acı. Nereden geliyorsun böyle? Senin de işin var burada. Çabuk çekil. Sesini kızım var ya. Ne yapacaksın? Bizi görüyor musun? Nasıl da masum masumdur. Ne istiyorsun lan benden? Senin için dönüyor diyorlar. Ne duyulsa doğrudur. Çabuk çık git yoksa bütün köy başına toplarım. Ne istedin olursam sevdiğimi istiyorum. O Oscar'lık sahne bu. Onu bir daha yanıyormuş gibi yapıyor. Aynen. Çok artık orada. Tamam. Aa dur şu sahneyi seviyorum. Ayşe Hanım nereye kesiyorsun onu sen? Çocuğun arkasına bakıyorum. Bunlar evet, seni söylemen ha. Tamam mı? Gülüyorum ha çaktırmadan. Bak şimdi. Ya bir şey diyeceğim. Bunların şimdi hepsini sen yazdın Hacı. Biz ne yaptık? Sen şu sahneyi bir oynayın. Oynayın. Nereden geliyorsun böyle? Ondan mı? En başta. Sanma ki korkumdan yaptım. Sevdiğim yaşasın diye her şey. Şimdi bunları konuşmanın sırası mı canım? Bin arabaya hemen gidivereyim buradan. Bir daha gidelim. Tamam son hadi. Ya zıkkım kolum koptu ya. Abi bir şey diyeceğim pardon. Vallahi özür diliyorum hadi. Bir canlandırma yapacaksınız. Mert gel hadi. Buyur. Hadi gir sen kardeşim. Hadi başlayın çabuk. Sanma ki korkumdan yaptım. Sevdiğim yaşasın diye her şey. Şimdi bunları konuşmanın sırası mı canım? Bin arabaya hemen gidivereyim burada. İşte bu ya. Bak bu işte ya. Alıştık ya. Bu kadar da aferin size. Okay. Harikasın. Takım oyunu. O zaman programımızın sonuna gelmeden önce son bir söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyeyim yoksa kapatıcıyım. Aga ben söyleyeyim hemen. Benim ilk işimde bana bu işi de bir rol verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Bay sana vermeyeceğim de kime vereceğim? Yenilerini bekleriz. Her zaman veririm. Yani ben de çok teşekkür ediyorum. Yani. Başta kamera arkasında yer alacaktım ama sonradan. Şeref verdim. Açık olduğu için beni başka bir yola koyduğun için. Ben de bir deneyim yaşadım. İyi kötü. Güzel oldu. En azından. Aynen. Denedim yani. Elimden geleni yaptım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de bize o süreçte yardımcı olan, evini açan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, sana ben teşekkür ederiz. Çok asabilsin. Çekim şeyinde Selman gerçekten böyle bir deliriyor. Tam bir Einstein. Ama yine de güzeldi. Güzel bir çalışma oldu. Keyifliydi. Bir de ben buradan Şerife teyzeye çok selam söylemek aynen, istiyorum. Aynen ben de Şerife. Anne! 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 Benim annem. Hüseyin amcaya, Erkam'a. Valla çok klasik olacak ama hani biz bir yola çıktık. Yok makara bir yana. Valla bak ben de çok size çok çok teşekkür ederim. Geldiniz, oynadınız, iki gününüzü ayırdınız. Öyle oldu sen... valla. Ne dedi? Önemli işlerim var. Oynamanın haricinde yani şimdi burada olmayıp diğer oynayan arkadaşlarıma ve işte diğer büyüklerime de çok teşekkür ederim. Çünkü işlerinden farklı olan muhabbetlerden falan bana zaman ayırdılar. Ayşenur'un da dediği gibi işte bize kapılarını açanlara, evet. Diğer farklı konularda da işte catering'de falan destek olan abilerimize de çok çok teşekkür ederim. O zaman bu bölümün sonuna geldik. Evet. Bir dahaki bölümde de buna benzer bir şey çekebiliriz nasip olursa. Buna yakın bir şey. Lakırtı'nın bu bölümde sonuna geldik. Bir diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Toprak gibi kutsal olsam ah ulan ah. Ah
kullanan.